Yani illegal takılmıyoruz da radardan inşallah ceza yemeyiz ya. Yarın noter kafa kafaya. Evet arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugün Jessica'nın modifiyeli halini göstereceğim size. Yaptıklarımızı anlatacağım. Sonradan gazlamaya geçeceğiz. Gördüğünüz üzere pek yani şey yapmaya gerek yok. Fark etmişsinizdir. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bu orijinal hali değil. Kuyruk ve öne doğru detaylar var arkadaşlar. Forged GT karbona kapladık motoru. Yorumlarınızı merak ediyorum. Yazabilirsiniz. Göreceli bir kavram ama benim hoşuma gidiyor. Bilmiyorum bakalım sizin de gitmiş mi? Aşağı yukarı quick shifter taktık. Quick shifter arkadaşlar debriyajı kullanmadan vites atıyorsunuz. Otomatik vites bir araba gibi düşünebilirsiniz. Birinci viteste kalktıktan sonra bir daha debriyajı kullanmanıza gerek yok. Aşağı ve yukarı otomatik bir şekilde sadece ayağınızla atabiliyorsunuz vitesi. Onun haricinde gel kanka böyle. Orijinal elcik ve topuzları taktık arkadaşlar. Elciklerimiz dandik bir şey vardı. Orijinal elciğini taktık. Topuzlar hiç yoktu. Orijinal topuzunu taktık ve şu fren hidrolik rezervuarımız çok dandik bir şeydi. Onu da tabii orijinaline çevirdik. Şöyle motoru da kendi başına dışarıdan göstereyim size. Ondan sonra gazlamaya geçerim. Hadi bakalım görüşürüz. Arkadaşlar siz de bu kaplamadan istiyorsanız videonun altına açıklama kısmına linkini bırakacağım. Arkadaşım yapıyor. İzmir sulu kaplama diye geçiyor. Benden geldiğinizde söylerseniz %25 indirimi kapabilirsiniz. Şöyle detaylı göstereyim. Evet arkadaşlar, hava kapalı, yağmur çiseliyor. Samet'le beraber, motosikletle beraber bakalım çıkacağız. Umarım sağ salim gideriz ve döneriz. Nereye gideceğimiz hakkında fikrimiz yok. Samet uzun zamandır ekipmanları giyip gazlamıyor. Ben de aynı şekilde. Madem bu kadar giyindik, yağmura karşı direnip arkadaşlar çıkıp kullanacağız. 3 aydır video atmıyorum, farkındayım. Sebebini sormayın. Sorun aslında sebebini. Sebebini söyleyeyim arkadaşlar. YouTube artık bırak peşimi ya. Artık peşimi bırak ya. 3-4 tane videom arkadaşlar çöp oldu ya. Sürekli sarı dolar yiyip duruyorum. Abi bırak bir artık, video atmak istiyorum ya. Evet, video başında basmayalım diyen motoritik. Göstergedeki bandı çıkardım. Yapacak bir şey yok. Yaptığımız suratı görün artık. Felaket patlatıyor ya. Bu olay da ceza yüzünden de biliyorsunuz. Ceza meza yeme durumları olabilir diye. Hava sanki iyi gibi ya. İdare eder. Kalabalık sanki. Yol neden kalabalık? Bugün hafta içi. Evet dostlar, şimdiden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Vallahi özlemişim gazlamayı ya. Samet'i sürekli aynadan kontrol ediyorum. Çünkü bir yerlerden vız diye geçebilir. Gerçi birbirimizin sürüşünü tanıyoruz ama Samet'in motor da fena gidiyor arkadaşlar, biliyorsunuz. R6 ama 2.95 falan yapıyor. Yani hızlı bir R6. R6 zaten hızlı bir R6. Çok kalabalık arkadaşlar ya.
motor sürmeyi özlemişim ya. Radardan madardan umarım ceza meza yemeyiz ya. Yani illegal takılmıyoruz da radardan inşallah ceza yemeyiz ya. Yol bir boş olsa var ya çok eğleneceğiz de. Kız yapmıyorum be. İyi ki çıkmışız arasını satayım ya. Hava güzel. Hava. İyi gidelim. Arkadaşlar bayağıdır video atmadığım için yani konuşamıyor olabilirim. Kendime hatırlatıyorum bunu. Hatırladıkça konuşmaya başlıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar inanın çıkacağız dedik ya, kaç tane arkadaşım bana video attı. Yağmur yağıyor, dolu yağıyor, yağmur yağıyor, çıkma diye. Yani inatla çıktık Samet'te. Biraz kararsızlık ama olsun. Samet'in motor fena bağırıyor ya. Samet yetsin bakalım. Altı tesislere mi saplıyor? Arkadaşlar sarı dolardan o kadar başım belada ki her attığım video sarı dolarıyor ve kesinlikle düzeltemiyorum bunu. Abi Samet konuşmama izin vermiyorsun. Bu yola iyi ki çıkmışız. Canla topunu kesinlikle ikna edemedik bize gelmesi için. Anlar rüzgarlı ya. Hayatımda ilk defa 300 kilometre hızla ulaştım. Yemin ediyorum ilk defa. Allah çarpsın. İlk defa 300 yaptım. Bakın diğer binerlerle hiç yapmamıştım. Bu motoru alanı da yine bir 6 ay civarı oluyor. Onda da hiç yapmadım. Bugün ilk defa 300'ü gördük arkadaşlar. Tırlara ne olmuş acaba lan? Vallahi mutluyum ya. 2.99 da böyle oluyormuş. Hoşuma gitti. Tekrar yapılır mı? Olabilir. Evet arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi bakalım. Zahmet yorulmadın mı ya? Ben yoruldum ya. Girelim mi? Yerler ıslak. Buraya yağmur yağmış arkadaşlar. Ne yapalım? Gişelerden sonra tünel var. Gişelerde bir dururuz. Ne yapacağımızı planlarız. Bir tünelde video çekmeyi planlıyoruz da. Bakalım ya Samet yapıştırıp geçecek ya ben yapıştırıp geçeceğim. İkimizden biri videoyu çekecek. Ha?
hızlı bir araba sandım da değilmiş. Neyse bir duralım da bir tünele gireceğiz çünkü ne yapacağımızı karar verelim. Ben beni direkt geçir diye düşündüm de vermeyecek misin? Hah, verdi. Kafama indirme de. Gişelerden kaça geçmiyoruz. Kanka. Ha? Kafa kafaya. Ney? Kanka, yarın noter. Duymuyorum ki. Yarın noter, kafa kafaya. Valla dayanamıyorum motor, hiç gitmiyor ya. Hayatımda ilk defa 300 yaptım. Nerede? İlk defa. Nerede yaptın? Bir ara bastık ya, ben yanından geçtim. İşte Menemen'den sonra mı yaptın? Ne? Menemen'den sonra, tamam. Aynen. İlk defa gördüm. Ben orada 2.70'de üçgen çekiyordum. Hadi be. Ben oradan ya 2.99 üstü geçtim de bilmiyorum. Kanka şimdi tünelde ne yapacağız? He? Tünelde ne yapacağız? Göreceğiz, ne yapacağız? Ya sen dur video çek telefonla, ya ben durup video çekeyim. 11'i çarpar bak. Yok lan. Tırlar da var gerçi de. Çok tır var. Evet. Az daha gidersek Foça. Foça da girmeyelim oğlum ya. Sen biliyorsun. Otoban güzel işte. Otobandan sürelim geçelim. Geri mi dönelim sonra? Tünelden sonra Foça geliyor değil mi direkt? Aa, yeni Foça. Tamam, Foça'dan girelim, geri dönelim. Tamam. Ben... Sonra geliriz. Benzinliğe gireriz, bir dururuz falan. Tamam, döneriz. Tamam. Haydi devam. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bak sağa sola geçerken sinyal verse biz de ona göre hareket edeceğiz de. Yok yok, ıslak basma kanka. İyi ki durup video çekmemişiz bak. Yol burası ıslakmış çünkü. Ola kanka, bu yeni Foça değil ki. Oğlum, ben bu virajı bilmiyorum, o yüzden hızlı giremedim. Samet'i takip edeceğim. Oğlum Samet nereye çıktı? Viraj dışına çıktı. Egzoz bir patlatıyor. Yani her shifter'la beraber. Güzel yani. Biz Foça'dayız şu anda. Foça'ya girmeyelim falan dedi ama umarım plakaya yazar çünkü cüzdan bagajda. Onunla uğraşmak istemiyorum ya. Kimse yok mu burada? Ben de geçeyim mi? Ben de geçtim. Senin HGS'n var mı? Yo. Nasıl açtık kapıyı? Ya plakaya yazıyor normalde. PTT'den de ödüyorsun da bilmiyorum ya. Daha iyi oldu, uğraşmam ya. Bu arada hiç kapatmadı. Ben de geçtim. Sana açtı ya. Kapatmadı, ben de geçtim. Kanka 12.5 ölüşüyor. Oğlum virajda patlayacaktım ha. Oğlum çok hızlı girdi. Salaktan sağa sola bakıyor, bilerek yapıyormuş ki. Hayır hayır, bilerek yapmadım lan. Söyledim, videoda da söyledim. Ben de unutmuşum virajı. Sana bakarak hızlı girdim ben de. Ben de bir tık hızlı girdim. Oğlum ya arkandan beni geçeceğin diye çok korkuyor. Ben bayağı mesafe vardı oğlum aramızda. Hayır, göremiyorum ya. Aynen bir şey yok. Bu arada... Değil mi? Beni geçecek mi geçmeyecek mi? Çok... Bu arada ben de hızlı girdim. Gittikçe açılıyorum ama oraya da bakmamaya çalışıyorum. Hep buradayım ama böyle gidiyorum bak. Ben de buraya. Motor sağa gidiyorum. Ay. Şeritten böyle gidiyorum ama. Oğlum hani baktığın yere gidiyordun. Harbiden. Komikti. Kartını vereyim ona diyor. Ben de verin almıyorum, tamam mı? Yok kartım sende diyor. Tamam, oğlum tamam, kartım sende diyor. Duydum. Ben sana niye 200 lira veriyorum abi? Ya istersen burada dururuz, istersen West Park'ta dururuz. West Park'ta duralım. Aynen. Bir kahve içer kaçarız. Ben sana niye 200 lira veriyorum? Bilmeyenler için söyleyeyim, debriyaja basmadan Suzuki marş almıyor arkadaşlar. O yüzden debriyaja basarak çalışıyorum.
Bu motor için değil, dediğim gibi Suzuki. Suzuki'lerin hepsi mi böyle bilmiyorum da. Shift durum da çok güzel ya. Eğer bugün ıslanmazsak o kadar mutlu olacağım ki, o kadar mutlu olacağım ki anlatamam arkadaşlar. Samet basmaktan yorulmadı bu arada ya. Kanka artık basmasam mı lütfen ya? Basma abi, yorulmadın mı ya? Ben yoruldum. Viraj mı dönülür ya? Hep bu Samet'in yüzünden ya. Vay be adamla, umarım bütün motorcu dostlar diyeyim, böyle arkadaşıyla gazlamak nasip olur. Hedefinizden, hayallerinizden vazgeçmeyin dostlarım. Biz Samet'le tanıştığımızda onda R25, bende MT25 vardı. 5 sene falan oldu, belki geçiyordur. Şu an onda R6 var, bende CSX R1000. Samet de değiştirecek tabii motorunu. Ya böyle bu tarz gazlamalarda arkadaşlar mecburen çok fazla konuşamıyorum. Çünkü görüyorsunuz çok yüksek süratlere çıkıyoruz. Hani yavaş gittiğimiz hızlar 180-190. Samet de sağ olsun hiç gaz kesmiyor. Biraz yavaşla ya.